Merhabalar ben Doktor Koray Cengiz. Avrasya Hastanesi Zeytinburnu'nda Kulak Burun Boğaz Uzmanı olarak çalışmaktayım. Şimdi size burun kıkırdak eğriliği ve bunun ameliyata ile ilgili çok kısa bilgiler vermek istiyorum. Burun kıkırdağı burnumuzun orta kısmında içeride olan, e, her iki burun deliğini birbirinden ayıran bir yapıdır. Toplumumuzda %70 oranında eğrilikler gözükmektedir. E, bu eğriliğe bağlı olarak da Herkesde olmasa da bir kısım kişide semptomlar oluşmaktadır, şikayetlere neden olmaktadır. Ve bu şikayetler sonucunda insanların hayat kalitesi, uyku kalitesi ve yaşamı etkilenmektedir. Buna yönelik de bir kısım ameliyatlar yapıyoruz. Öncelikle bunun tanısını nasıl koyuyoruz, hastalar bize nasıl geliyor ondan bahsedeyim. Genellikle bize en çok başvuru şikayetinde burun tıkanıklığı yer alır. Burun tıkanıklığının yanında gece horlama, işte uykuda bunu ilerlemiş döneminde uykuda nefes durması, baş ağrıları, gün içi yorgunlukları, burun tıkanıklığına bağlı işte sık geçirilen virütik enfeksiyonlar sonrasında sinüzite yol açması ve yine sık geçirilen boğaz enfeksiyonları sayılabilir. genelde hastalar bize bu şikayetle geliyor. Yaptığımız endoskopik muayeneler sonrasında da eğer burun içinde sağ veya solda bazen önde veya arkada çift taraflı da olabiliyor. Eğrilikler tespit edebiliyoruz. Bu burun orta kısım eğrilikleri kıkırdakta ve kemik kısımda olabilir. Ee, buna göre de eğer hastadaki şikayetler hayatını olumsuz yönde etkileyecek durumda olduğunda da ortak bir şekilde ameliyat kararı verebiliyoruz. Genellikle burun kıkırdak eğriliğinin yanında aynı zamanda et büyümeleri de eşlik etmektedir. Ee, ve müdahalelerimizde bu etleri de yine küçültüyoruz. Ameliyat ne şekilde olmakta? Ameliyat e, genel anestezi altında ve lokal anestezi ile de yapılabilmekte. Ama tercihen ben genel anestezi e, altında yapıyorum. Yaklaşık 20-30 dakika kadar süren bir işlemdir. Aynı günde hastalarımızı hastaneden taburcu edebiliyoruz ameliyattan sonra. Yaklaşık 3 gün kadar e, burun içinde silikon plastik tamponlar kalmaktadır. Bu tamponların delikleri e, olduğundan dolayı hastalarımız ameliyattan sonra da bu tamponlar çıkana kadar yine burunlarından nefes almaya devam edebilirler. Ameliyat işleminde sadece burnun içinden kapalı olarak yapılmakta olup çok nadiren açık olarak da bu ameliyat yapılabilmekte. Kapalı yapıldığından dolayı dışarıda herhangi bir dikiş izi veya dikiş bulunmamakta. Göz etrafında, burunda herhangi bir morarma, şişme ve şekil değişikliği olmamaktadır. Sadece nefese yönelik bir cerrahidir bu septoplasti veya burun deviyasyonu ameliyatı. Bu ameliyat esnasında biraz önce de dediğim gibi et problemleri de etlerde şişme varsa yine radyo frekans veya burun içine yine koterizasyon dediğimiz yöntemlerle burun etlerini küçültebiliyoruz. Bu işlemden sonra hastalarımızı aynı günde taburcu ediyoruz çoğu zaman ve 3 gün sonra tamponların çıkarılması için tekrar çağırıyoruz. 3. günde silikon tamponları çıkarıyoruz. Bu üç günde hastalarımız genelde evde istirahat halinde geçiriyorlar ve kendilerini çok yormamaları gerekiyor. Tamponlar çıkardıktan sonra da yine bir hafta sonra tekrar bir burun içini temizleme için kontrole çağırıyoruz. Yaklaşık 2-3 defa kontrole çağırıyoruz ve ortalama 3 haftayla 1 ay arasında burun içinin fizyolojisi toparlıyor. O şişlikler, ödemler toparlayıp burun içindeki dikişler düştüğü için bir ay sonra randımanlı bir nefes almaya başlıyor hastalarımız. Ameliyat ve bu hastalık hakkındaki kısaca bilgiler bu şekilde. İyi günler diliyorum.